heykel binasındayız ama bir müzenin içerisindeyiz. Necmi Bey'le ilk karşılaştığımda emin misiniz burada gerçekten bir otel yapmak istiyor musunuz diye sormuştum. Tarihi eser var burada. Nasıl buranın üstüne otel yapabilirsiniz? Mesleki hayatımın en zor projelerinden bir tanesiydi. 17 kere burada biz proje değiştirdik. Bu bir yatırım değil, bir iş insanının yapacağı türden bir yatırım değil. 6 metre kazılmamıştı ki tarihi eserlerle karşılaşıldı. Şu anda dünyanın tek parça en büyük mozaiğine bakıyoruz. Bu binanın her yeri şu anda açık, duvarları yok. Ben kendi yaptığım yapıların içinde bulunmayı hiç sevmiyorum. Bu işi bırakacağım dediğim 4 kere oldu bu. Sabretmeyi öğrendim mi çok emin değilim. Merhabalar. Shell'in katkılarıyla hazırladığımız Şelale Kadak ile 15 dakikanın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu yayını gerçekten çok özel bir yerden yapıyoruz ve yanımda çok kıymetli Türkiye'nin önde gelen mimarlarından sevgili Emre Arolat var. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız Rica için. Ederim. The Museum Hotel Antakya'dayız ve Emre Bey de bu çok çarpıcı otelin mimarı. Gelen herkesi büyüleyen, gelmeden anlaşılmayan bir otel binasındayız ama bir müzenin içerisindeyiz. Hı hı. Bu binayı tasarlarken çok zorlandınız mı? Biliyorum çok uzun sürdü. 10 yıldan bahsediyoruz değil mi? Doğru. Çok zorlandım mı? Evet, sanıyorum mesleki hayatımın en zor projelerinden bir tanesiydi. Ama bir taraftan da işte bizim bütün bu prosesi, bütün bu sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması, ortaya böyle bir şeyin çıkması ve esasen bundan bir anlamda tatmin hissinin olması bütün her şeye değdiğini insanın düşündürüyor. O anlamda ben mutluyum. Dün beraber aynı uçaktaydık Emre Bey'le. Gerçekten ben hep şeyi merak ettim. Yani hangi duygular içerisindesiniz? İnsan gerçekten şimdi birazdan tabii ki anlatacağım neden zordu. Neden burada bu kadar zorlanarak 10 yıl gibi çok uzun bir sürede böyle bir proje hayata geçti. Ama ne duygular içerisindeydiniz? Yani sonra böyle yürüyünce bitmiş, tamamlanmış, her şey yerli yerine oturmuş. İnsanı herhalde çok bir mimar olarak çok acayip etkiliyordur. Şimdi doğrusu bu belki benimle ilgili çok kişisel bir durum. Ben kendi yaptığım yapıların içinde bulunmayı hiç sevmiyorum. Öyle mi? Evet, yani hiçbir yapımın içinde dolaşmayı sevmiyorum. Çünkü hep böyle köşe bucak gözüme takılıyor ve burayı aslında şöyle daha iyi yapabilirdik. Mesleki deformasyon. Belki öyle denilebilir. İşte buradaki detayda şöyle bir problem var veya işte bu oranları başka türlü yapabilir miydik gibi böyle sürekli olarak sorgulayan ama doğrusu bu yapıda onun sayısı çok fazla değil. Bazı yapılarda daha rahat edebiliyorum. Tabii buranın bir de yapıldıktan sonraki işletme hikayesi de çok önemli. Biz mimarlar bir konuyla böyle uzun uzun, bazen çok uzun burada olduğu gibi uğraşıyoruz. Ve iş belirli bir noktaya geldikten sonra, tamamlandıktan sonra bir anlamda işte ortaya çıkardığınız çocuğu diyelim birilerine emanet ediyorsunuz ve alın bunu kullanın, işletin diyorsunuz. Ona nasıl bakıldığı sizin için çok önemli olmaya başlıyor. Ben buraya her geldiğimde son dönemde hakikaten çok mutlu oluyorum. Çünkü buraya çok iyi bakılıyor. Emin ellerde. Emin ellerde firmanın yapıyı sizin kadar benimsemiş olması, en az sizin kadar benimsemiş olması çok önemli. O benimseme olmadığı zaman zaten çok zor oluyor. Sürekli olarak bir takım değişiklikler, yapıyla itiş kakış durumu başlıyor. Burada da tam tersine bu yapının keyfini sürmek, tadını çıkarmak ve bu yapının bütün potansiyellerini sonuna kadar kullanmak gibi bir istek görüyorum. Bu da beni çok sevindiriyor. Önemli. Bu bina ve bu yatırım Antakyalı bir iş insanı Necmi Asfuroğlu'nun bir otel yapmak üzere hayata geçirmek istediği bir projeydi. Fakat şöyle bir şey oldu. Daha yani 6 metre kazılmamıştı ki tarihi eserlerle karşılaşıldı. Necmi Bey burada bir otel yapmak istiyor ve bu otelin 17 bin metrekare yaklaşık bir arazi burası. Onun belirli bir bölgesinde bu oteli yapmak için yeteri kadar yer olduğunu umarak belirli kazılar yapılıyor.
Fakat bu kazıların belirli bir noktasında burada ciddi anlamda tarihi eser olduğu ortaya çıkıyor ve aslında kazılar bilimsel bir heyet üzerinden bilimsel kazı haline, arkeolojik kazı haline getiriliyor. Bunun çok örneğine Türkiye'de rastlıyoruz. Burada böyle bir şey çıktı, proje alt üst oluyor. Bir iş insanı, yatırımı ne olacak? Rahatlıkla diyebilirdi ki ben burada hiçbir şey yapmıyorum. Devlet ona başka bir yer gösterebilirdi. Tabii. Gidip başka bir yerde yapabilirdi. Ama böylesine bir proje geliştirince, şimdi burada tarihi eser çıkınca sit alanı diye hemen burası bakanlığa devrediliyor ve yapılacaksa kazılar yapılacak diye bekletiliyor. Fakat bu kadar hızlı kazı yapılması, buraya bir bütçenin ayrılması, bunun gün yüzüne çıkartılması. Şimdi sizler de birazcık araştırırsanız göreceksiniz. Ya Pegasus Villası inanılmaz müthiş bir tarihi değer burada tek parça halinde çıkartıldı. Ya da Emre Bey'le biz beraber şu anda dünyanın tek parça en büyük mozaiğine bakıyoruz. Yani değil doğru, mi? Çok doğru, etkileyici. Doğru. Bunları ortaya çıkarttı ama şimdi yolundan vazgeçmeyen bir sanayici, iş insanı var. Hı hı. Fakat o sanayici, iş insanının mimariye inanması da çok önemli. Hı hı hı. Yani neticede çok zor bir şey, herkesi karşınıza alabileceğiniz, sizin için de çok büyük bir risk. Yani tarihi eser var burada. Nasıl buranın üstüne otel yapabilirsiniz? Bir anlatır mısınız? Yani tabii, hiç korktunuz mu? Bu bir challenge mı? Bu bir meydan okuma mı? Çünkü hakikaten çok zorlanabilirdiniz. Şöyle, tabii bunun birden çok fazla veçesi var bu hikayenin. Çok fazla katmanı var. Ama şunu söyleyebilirim ki, ben burayı ilk gördüğümde, Necmi Bey'le ilk karşılaştığımda emin misiniz burada gerçekten bir otel yapmak istiyor musunuz diye sormuştum. Necmi Bey çok kararlı görünüyordu ama artık burası bir yatırım malzemesi olmaktan çıkmak zorundaydı. Bu bir yatırım değil. Yani bu bir ekonomik karşılığının beklenebileceği bir iş insanının yapacağı türden bir yatırım değil. Bir delilik. Çünkü geçenlerde sordum kendisine bu yatırım döner mi diye, bu dönemez dedi. Yok yani bu yatırımın dönmesi için yapılacak bir şey değil. Değil. Yani döner mutlaka, evet, bir gün döner. 50 sene 60 sene gibi hesaplar yapılabilir. Tabii, belki daha fazlası. Çok uzun yıllar. Necmi Bey buraya bir başka gözle bakıyordu. Ve esasen belki de ilk aşamada bir otel, herhangi bir otel yapma gibi bir fikri varken böyle bir şeyi bulduğunda gerçekten buna sahiplendi. Ve aslında Antakyalı olmak, Antakya'nın bu tarihi mirasını bir anlamda gözler önüne serebilmek, bunun farklı kuşaklar tarafından izlenebilir olmasını sağlamak bence onun alt bilincindeki en önemli katmanlar olarak ortaya çıktı. Ve tabii bunun için çok da duyarlı, çok hassas bir terazi, çok hassas bir iş gerekiyor. Evet, hızlıca sayılabilir bir kazı yapıldı ama son derece dikkatli, tüm arkeolojik tekniklere uygun ve çok duyarlı bir iş yapıldı. Buraya hiç makine girmedi. Bütün yapılması gereken ne varsa gerçekten sadece Necmi Bey'in ayırdığı bütçeyle ancak bunlar yapılabildi. Burada çok önemli bilim insanları çalıştılar. Gerçekten bu topraklarda, bu coğrafyada bulunan en önemli arkeologlar, korumacılar, bütün uzmanlar burada mimariyle birlikte bir tür böyle birbirine çok uyumlu bir orkestra gibi çalıştılar. Bu noktada tabii ki mimariyle arkeolojinin ara kesitinde, bir otelle bir müzenin ara kesitinde, bir özel alanla kamusal alanın ara kesitinde bütün bu dengeleri sağlamak çok kolay değil. Ama bir taraftan da evet sordun bu bir meydan okuma mıydı diye. Hayır, meydan okuma değildi ama yani bir tür başında ne olacağı tam da bilinmemesine rağmen benim içten içe bunun yapılabilir olduğuna dair inancım, İşte belirli bir noktaya gelmiş olan mesleki deneyimini buraya yansıtma isteği, bizim mimarların içinde olan bir tür egosantrik işte bunu da yaparım meselesi. Tabii. Bütün bunlar yan yana gelince tabii ki orada ailenin, Asfuroğlu ailesinin tümüyle, bütün fertleriyle bu işin
sıkı sıkıya arkasında durması ve dönemin kültür varlıklarını koruma kurulunun da özel desteği ve bu projeyi sahiplenmesiyle birlikte böyle bir şey ortaya çıkmış oldu. Bu mimarlık alanında olumlu işler tek başına mimarın katkısıyla olmaz. Burada bir takım oyunudur bu ve artık hele günümüzde bu müthiş bir takım oyunudur. Burada mimar, işveren, oradaki inşaat grubu, hatta yani en küçük taşeronuna kadar bu işe inanmış olmak çok önemli. Ve Antakya gibi aslında Türkiye'nin epeyce sorunlu sayılabilecek, belirli açılardan sorunlu sayılabilecek bir bölgesinde bu türden bir inşaat kalitesini buraya yansıtabilmek hakikaten bence görülmesi, anlaşılması ve buna bakarak bazı şeylerin umut edilmesi gereken bir durum. Ben bu projeyi bir anlamda bir ümit projesi, bir umut projesi, bir çok iyimser bir proje olarak görüyorum. Yani yapı olarak her konuya karşı iyimser olmasam da mimarlık alanını kendi iyimserlik alanım olarak kullandığımı söyleyebilirim ve bu yapı gerçekten bunun en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Size sabretmeyi, daha çok sabretmeyi öğretmiş olabilir mi? Çünkü 10 yıl sürmüş. Mesela Pegasus Villası'nın olduğu yerde sondaj çalışması sırasında bir tarihi esere rastlandı diye statikler değişmesi gerekmiş. Bir buçuk yıl bekleme. Evet, şöyle söyleyeyim. Aslında benim yanlış bilmiyorsam, yanlış saymadıysam 17 kere burada biz proje değiştirdik. Çünkü mimari, statik, mekanik, elektrik, altyapı projeleri, ki bunların hepsi birbirine bağlı konulardır tabii. Burada normalde, yani bir konvansiyonel bildik bir projede hiçbir zaman ortaya çıkmayan bir başka ölçütle birleşmek zorundaydı. Evet. O da arkeoloji. Arkeolojinin ortaya koyduğu gerçeklikle ve kısıtlarla bütün bu diğer disiplinlerin yan yana gelerek meydana getireceği hikayenin kusursuz olması gerekiyor. Ama buradaki ana ölçüt, başat, karar verici diyelim, arkeolojinin kendisi. Dolayısıyla hiçbir mimar bu noktada veya hiçbir statik hesabı bu noktada arkeolojik bilginin veya bulgunun önüne geçemedi, geçemezdi. Tabii ki. Her nokta tek tek incelendi. İşte burada 66 tane kolon var. Ama hiçbiri tarihi altında tarihi eser yok. Mesela yok. O da çok önemli. Bu işte demin söylediğim 17 değişiklik bunun için yapıldı. Yani her seferinde gerçekten büyük bir çabayla bu projeyi buradaki tarihi buluntulara uygun olarak tasarlamakla ilgili olan bir durumdu. Sizin söylediğiniz bir cümle var, beni çok etkilemişti. Arkeolojik esere iliştirilmiş bir yapı burası. Evet, yani bu üstüne oturan bir yapı değil. Aslında. Onu biraz böyle sarmalayan, onun daha iyi görülmesini sağlayan, bir anlamda ona fon oluşturan bir yapı. Üstelik de biz sohbet ederken dışarıdan sesleri duyuyorsunuz, araba seslerini. Neden diyecek olursanız, aslında tamamen açık, konteyner gibi görünen modüller, kutular var. Aslında onlar da oda. Çok, evet. Çok ilginç bir yapı. Tabii. Hiç bu kadar uzun süren bir bina tasarladınız mı? Bu kadar uzun süren birkaç yapım oldu. Bu kimisi işte kaynakların azlığından, kimisi işin kendi zorluğundan, ki burada kaynakla ilgili bir problem yoktu. İşin kendi zorluğu nedeniyle bu kadar uzun sürdü. Sabretmeyi yani öğrendim mi çok emin değilim. Yani ben hala sabırsız sayılabilecek birisiyim ama neticede 10 yıl boyunca sabırsızlık çok da kolay bir şey değil. Tabii. Doğrusu zaman zaman çok zorlandığım, hatta bu işi bırakacağım dediğim, hatırlıyorum 4 kere oldu bu. Ve sonra tekrar geri döndüm. Yani bir taraftan da bırakamıyorsunuz değil mi? Bu yapıyı bırakamamak gibi bir durum var. Yani öyle bir hikaye. Yani çok genellikle ilginç. Bir mimarın pek kolay baş edemeyeceği bir süreç olabilirdi bu. Ama işte sonunda iyi biten her şey iyidir denir evet. Neticede bütün bunları geride bırakıp şunu yapıyor musunuz? Öğrenmiş oluyoruz. Böyle bitirdiğiniz bir binayı dışarıdan böyle uzun uzun izler misiniz? Yani kimseye de haber vermeden. Evet, bunu çok yapıyorum. Bunu çaktırmadan çok yapıyorum. Hatta
biraz kendimi de eleştirerek yapıyorum. Demin söylediğim gibi pek çok durumda hakikaten bu sorunlu bir durum gibi, sorunlu bir davranış biçimi gibi geliyor bana. Sevmiyorum yani aslında o yapılarla ilgili kendi görüşümü belki çok önemsiyorum. Ve gördüğüm bütün aksaklıklar çok fazla moralimi bozuyor. Çünkü artık geri dönüşü yok. Bitmiş ve kullanılmaya başlanmış yapılar bunlar. Bunu ofiste tasarım yaparken, üretirken, evet ben epeyce deneyen, çok uğraşan, böyle ilk aklına geleni çizip bitiren değil de daha fazla üzerinde pek çok deneme yapan bir mimarım. Ama yani bunu sadece çizerek değil, aynı zamanda düşünerek ve tartışarak yapıyorum. Çok fazla çizerek düşünmeyi de doğru bulmuyorum. Ana fikrin ortaya çıkması aslında bence daha zihinsel bir süreçtir. Fiziksel bir süreç değildir. O daha ziyade daha entelektüel bir süreçtir. Dolayısıyla o ana fikir ortaya çıktıktan sonra onun cismanileşmesi ve tekemiğe bürünmesi bir başka süreç. İşte o 10 yıl süren süreç aslında buydu. Ve bizim açımızdan gerçekten çoğu zaman sabretmeyi, sadece burada değil, sadece inşaatta değil, aynı zamanda kendi ofisinizde. Çünkü 10 yıl boyunca bu projeye çalışan arkadaşlarınız var. Bir taraftan onları da motive etmek zorundasınız. Bir taraftan bu projenin ne kadar önemli olduğunu onlara da inandırmak zorundasınız. Bu inanç yoksa zaten hiç olmuyor. Gecemiz, gündüzümüz birbirine karışıyor. O yüzden evet sabretmeyi galiba birazcık öğrenmiş olabilirim. Emre Bey çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Sizi yakından tanıdığım için de çok mutluyum gerçekten. Ben de öyle. Bugün çok güzel. Başarılar diliyorum. Çok güzel bir program. Gerçekten ben de severek izliyorum zaman yaşasın, zaman. Yaşasın, çok teşekkür ederim. Çok iyi gidiyor. Evet ben de dijital medyada bağımsız gazetecilik yapmaktan çok çok önemli çok bir şey yapıyorsunuz. Gerçekten. Yani bunu yapan arkadaşlarım, gazeteci arkadaşlarım, dostlarım, tanıdığım tanımadığım insanlara hakikaten bugün gazeteciliğin aslında belki de her günkünden daha önemli olduğu bir dönemde çok üstün başarılar diliyorum ve yanınızdayız. Çok teşekkür ederim. Bunları sizden duymak ayrıca çok kıymetli. Rica ederim. Bir programın daha sonuna geldik. Hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Shell'in katkılarıyla hazırladığımız Şelale Kadak ile 15 dakika devam edecek. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olmak da çok önemli. Öyle Emre mi? Tamam. Evet, hemen olacak. Hemen olacaksınız. Olmamış mıydınız? Vallahi ben Emre Bey ya. Hayır, ofisten olmuşlardır mutlaka ama ben kendi kişisel şeyimden çünkü de olacağım. Çünkü gerçekten hani insanlar şey yapıyor ama bu abone olmak zor bir şey galiba. Önce hesap aç, onu yap. Hayır, çünkü ben o işleri hiç beceremediğim için abone kendimi olduracağım ofise gidince. Yaşasın. Bu arada ikinci bölüm var. Çünkü kıyamadık gerçekten. Emre Bey'le sohbet etmeye de doyamadık. O sebepten bizi izlemeye devam edin.